Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mansur'a çalışacağız. Mansur'a başlarken tabii ki olmazsa olmazı yapraklar var. Yaprak olmadan, yaprak çalışmayı öğrenmeden maalesef Mansur'a çalışılmaz. Bugün ilk kademe yaprak çeşitlerini göstereceğim sırayla. Benimle birlikte siz de denerseniz, çok çalışırsanız umarım başaracaksınız. Hadi size de kolay gelsin, başlayalım. Önce tabağıma bazı renkler aldım. Hepsini kullanır mıyım bilmiyorum. Her zamanki gibi boyamın köşesine bakın şöyle bir renk alıyorum. Mavi alayım. Bir açık renk, bir koyu renk. Burada gidip geliyorum. Rengimi kaynaştırıyorum birbirine. Evet. Çok uzun gidip gelmeye gerek yok. Bu kadar yeterli. Evet, şimdi en başta göstereceğim yaprak, Van Strook tekniğinin olmazsa olmazı. Sadece bunu çalışarak, bunu bir yapıyor olabilerek bile Van Strook çalışabilirsiniz. Bakın, bastır, çek. Şu yaprağımız. Bununla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Bakın. Ve bunu her yöne çalışmayı deneyin lütfen. Yukarıdan aşağıya bakın bastırıyorum, kaldırıyorum. Sola. Sağ. Her yöne çalıştım. Bununla rengini değiştirerek bazı çiçekler bile yapılabilecek ileride. Beni takip ederseniz devamlı bunları sırayla sizlere göstereceğim. Evet, birinci yaprağımız bu. İkinci yaprağımız iki kademeli bir yaprak. Bakın. Şu. Ve şu. Fırçamın gidiş gelişine bakın. Fırçam nasıl dönüyor ona bakın. Bu arada kesik fırçayla çalışıyorum. Yani kesik fırçayla alışkın olanlar onunla da çalışabilir. Bakın şimdi bu iki yaprağı birleştiriyorum. Bu üstten gelen kısım ve alttaki kıvırdığım kısım. Bakın yaprağımız oldu. Şimdi bunu bir de yukarı doğru yapayım. Şu. Ve bu. Evet. Bunu da her yöne çalışarak çalışmanıza devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi bir de bunu birazcık dalgalandıralım istiyorum. Aynı yaprak. Bakın. Şöyle dalgalar yapıyorum. Ve alta da. Açılarını değiştirebilirim. Bakın. Şöyle tekrar açısını değiştirerek başka bir yaprak yapıyorum. Bakın. Başka bir yaprak oldu. Şimdi yapraklarımızın bazılarına biraz hareket veriyorum. Vereceğim daha doğrusu. Şimdi bir yaprak yapalım şöyle. Tabii ki biraz kurumuş olsa çok daha iyi olacaktı. Bakın üst üste katlanmış bir yaprak oldu. Bazen de bakın şöyle gelip hiç fırçamı kaldırmadan şu şekilde de bir yaprak yapabilirim.
Biraz fırça değiştirip daha geniş bir fırçayla daha geniş bir yaprak yapmak istiyorum. Renk karışımlarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın. Tabii ki kağıtta çalışırken bu kadar büyük yaprak çalışmak bazen sorun oluyor. Boyamız çabuk kuruyor. Bakın, bazı çiçeklerin yapraklarının büyük olması gerekiyor. Bazen de böyle bir yaprak yaptığımız zaman şöyle bakın. Böyle bir yaprak. Yeni bir fırça değiştirmek istiyorum. Şimdi bu yapraklarla neler yapabiliriz? Farklı neler gösterebilirim? Onların üzerinden gidelim. Şimdi ilk öğrendiğimiz yaprak şuydu. Ama bunu biraz ince tutuyorum. Bakın. Şöyle sapını çizelim. Bunlar, bu da başka bir yaprak. Evet. Şimdi yine farklı bir yaprak. Şöyle. Bazı çiçeklerimizin değişik yaprakları vardır. Büyük papatya, kasımpatı gibi çiçeklerin yaprakları biraz böyle girintili çıkıntılı olur bakın. Buradan dönebilirim. İsterseniz buradan da başlayabilirsiniz. Tekrar şuradan dönerek ben devam etmek istiyorum. Yine yaprağımız şöyle dönmüş gibi bir yaprak. Bakın, şunu yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Dönmüş bir yaprak. Biraz da uzun yaprak yapalım. Şöyle çevirelim. Bunu yukarıdan da başlayabilirsiniz. Şimdi bazen bu yapraklar şu şekilde döner. Tekrar göstereyim. Bakın fırçamı nasıl döndürüyorum. Bazen de şöyle döner. Tam kırılmış gibi. Boyam yetmedi. Şöyle ve böyle. Bunlarla değişik renklerle istediğimiz uzunlukta böbrekler yapabiliriz. Üst üste. Evet. Bakın yine şöyle bir şey yapalım. Biraz uzun yaprakları yaparken
Kağıt problem çıkarıyor bize. Bakın çok güzel bir minik tek tek yapraklardan oluşmuş bütün bir yaprak oldu. Yeniden başka bir yaprak yapalım. Şöyle üçlü öbekler. Her yerde sizin işinize yarar. Sonra bu katmerli dediğim yaprağın çok daha büyüğünü yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde bazen çok düzenli yapmayın. Biraz yapay kalıyor. Bu da renklerim biraz karıştı. Şimdi yeniden renk hazırlıyorum. Şekilde de yapabilirsiniz ama bakın yapaylığını bunu birazcık dalgalarınızı doğallaştırarak belki kurtarabilirsiniz. Şöyle. Şimdi aynı fırçayı kullanarak başka bir öbek yapmak istiyorum. Bakın fırçayı şu şekilde kullanıyorum. Tür yapraklar yapabilirsiniz. Bunları çok fazla belki böyle uzatmadan da yapabilirsiniz. Ya da şöyle yapraklar yapabilirsiniz. Mesela zeytin yaprağı biraz daha bunun uzun olur. Bakın. Ya da başka bir çiçeğin yaprağı. Ben başka bir sayfaya devam ediyorum. Bir de çizgi yapraklarımız var. Örneğin papatyanın yaprağı. Bunu filiz fırçası ile ya da değişik fırçalarla da yapabilirsiniz. Ama OneStroke'da da bunları kullanabilirsiniz.
çeşitlendirmek mümkün. Evet arkadaşlar, yaprak çeşitlerimiz, ben şöyle tutalım, bazısı ters görünmesin. Bunları dilediğiniz gibi çalışıp, dilediğiniz kadar hayal gücünüzü kullanarak çoğaltabilirsiniz. Hatta doğadan bazı yapraklara bakabilirsiniz nasıl olduğuna, onu uyarlayabilirsiniz. Sizlere kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.